Ortakent Yahşi Beldesi'ne geleneksel hale gelen deve güreşleri şenliğinin 20.'si yeni yapılan güreş arenasında bugün yapıldı. Değerli misafirler, maç güreşlerinde Pargalı. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinden 200 devenin katıldığı güreşleri izlemeye yaklaşık 5.000 kişi geldi. Son makasından yüklenmek isteyen Hermias. Kran kırana geçen deve güreşlerini izlemek için gelenler kapalı bir havada renkli bir pazar günü yaşadılar. Ortakent Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz'ın ev sahipliği yaptığı 20. Geleneksel Ortakent Deve Güreşleri Şenliğini izlemeye gelenler arasında Bodrum Kaymakamı Dr. Mehmet Gödek Merdan, Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Gündoğan Belediye Başkanı İbrahim Bilgi, Mumcular Belediye Başkanı Birol Aydın, Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk ve Bodrum MHP İlçe Başkanı Asım Başaran da vardı. Kardeş 17 sağda. Bu arada çırpmasını şimdi sağına geçen. Ortakent Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, deve güreşlerinin bu yıl 20'sini gerçekleştirdiklerini ve şenliklerin yörük kültürünü yaşatmak açısından önemli olduğunu ifade etti. Yeni sahanın şenliklerin coşkusuna katkı sağladığını vurgulayan Şahbaz şunları söyledi. Yeni deve güreşi arenamızda yapılıyor. Gördüğünüz gibi son derece neşeli, renkli bir ortam. Geleneksel olarak bu yörük kültürünün, Türk kültürünün önemli bir unsuru diye düşünüyoruz. Atalarımızdan bize kalmış, bize yaşatmaya çalışıyoruz. Her sene çok coşkulu geçiyor. Bu sene de çok coşkulu. Yeni sahamız daha da katkısı oldu bu konuda. Yaklaşık 200 kadar devemiz var bu sene. Ege'den, Marmara'dan, Akdeniz'den ciddi bir katılım var. Hem güreş severler hem de bu işi ilk defa burada turizm amaçlı olarak Bodrum'da bulunan ve daha önce böyle bir güreşi seyretmemiş misafirlerimiz de bu tecrübeye şahit oluyorlar şu anda. Son derece renkli, son derece zevkli. Ben dediğim gibi her sene bunu devam etmek gibi bir amacımız var. Bu bundan önce böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başkanım, elde edilecek gelirle herhangi bir şey yapılması gündemde var mı? Tabii, biz her sene zaten güreş öncesinde şey yapıyoruz. Bunun amacını açıklıyoruz. Bu sene şu anda yapımı devam eden Ortakent'te bir yeni camimiz var. Buranın geliriyle yeni caminin yapımına destek sağlanacak. Her sene burada develerin güreştirdiğini belirten Milaslı Hakan Ören isimli vatandaş bu sene 14 deve ile katıldıklarını ifade ederek şunları söyledi. Büyük devemiz de var, başa güreşen, orta güreşen devemiz de var ama hepsi başa güreşmektedir. Gördüğünüz gibi develerimiz insanca develerimizi birbirine zarar vermeyecek şekilde güreştirmekteyiz. Gelenekleri yaşatıyorsunuz değil mi? Evet evet, bu gelenekler bizim yörük geleneğimiz. Atamızdan geliyor. Bütün Ege bölgesinde bu aylarda hep bu şekilde develerimiz güreşmektedir. Arenadaki güreşler sırasında develerin mücadelesi kadar deve sahiplerinin kendini güreşlere kaptırmış halleri de renkli görüntülere sahne oldu. Şu anda sonla da makasla güreşi devam ediyor. Şu güreşleri bitiren develer sahanın dışına çıksınlar.